Evet, haber merkezinden gün ortasından mutlu günler Sayın Seyirciler. Günün getirdiği gelişmelerle karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz diyelim ve Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmelerle bültenimize başlayalım. Evet, sızıntının seyri insansız hava araçlarıyla takip edilerek önlemlerin seyri de sızıntının yönüne göre değişiyor Sayın Seyirciler. Suriye kaynaklı petrol sızıntısının bugünkü rüzgarın yönü nedeniyle Kıbrıs kıyıları için tehlike yaratabileceği bilgisini paylaşan Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bugün 15'e kadar etkili olacak rüzgarın hem doğu hem de kuzey sahillerini tehdit ettiğini belirtti. Şimdi Amcaoğlu'ndan hem Karpaz bölgesindeki son duruma ilişkin bilgileri hem de alınan ek önlemlere ilişkin detayları alalım. Sayın Amcaoğlu, sahillerimizi tehdit eden petrol sızıntısı devam ediyor. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bu sızıntının yaratacağı kirliliği en aza indirgemek için gerekli önlemler alınıyor, ancak rüzgarın seyri bu noktada önem arz ediyor. Bugüne kadar lehimize olan durumun aleyhimize dönme olasılıklarına karşı çalışmalar ne aşamada? Bugün Türkiye'den Kıbrıs'a gelmesi beklenen atık toplama gemilerinin İskenderun'a yaklaşmak üzere olduğu bilgisi de paylaştınız açıklamanızda bugün. İskenderun'a doğru hareket eden bir parça petrol sızıntısı olduğunu da biliyoruz. Bu durumda petrol sızıntısının seyrine göre gemiler hareket edecek tabii ki. Türkiye yetkilileriyle bu konuda istişare edildi mi? Bununla başlayalım. Evet. Öncelikle iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Tabii ki bugün rüzgarın yönüne göre Girne Esentepe Tatlısu sahillerine yönelik bir akıntının olacağı tahmin edildiğinden sabah yaptığımız istişarelerde İHA'ların Girne'den Karpaz'a olan tüm bölgeyi taraması talep edilmiştir. Kıyı emniyetimizde yaptığımız istişare neticesinde ve bu tarama faaliyeti tamamlanmıştır. Hemen hemen sahillerimizin tamamında, taranan bölgenin tamamında bir bulguya rastlanmamış, sadece Tatlısu'nun 2 mil açında şüpheli bir durum gözlemlenmiştir. Net olmamakla birlikte. Dolayısıyla bunun yerinde gözlemle netleştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan kıyı emniyetimize ait söndüren 10 römorkörü şu anda Tatlısu'nun 2 mil açında şüpheli olarak ihbar edilen yere doğru seyir halindedir. Tabii ki biliyorsunuz bugün rüzgar da daha şiddetle esiyor. Dolayısıyla denizde bulunan fırtına dolayısıyla bölgeye deniz içerisinde de çalışmak zorlaştı bugünkü hava koşullarıyla. Dolayısıyla söndüren 10 römorkörü yavaş bir şekilde şu anda ihbar yerine doğru seyir halindedir. Orada yerinde bir gözlem yapılacak. Bu ihbarın gerçek olup olmadığı, orada bir kirlilik bulunup bulunmadığı. Onun dışında hemen hemen tüm sahillerimiz İHA tarafından taranmış, hatta İskenderun'a kadar tarama gerçekleştirilmiş, hiçbir kirliliğe, hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Bunun yanında diğer romorkörümüz, vatan romorkörüyle bayrak botları da kıyı emniyetimize ait, şu anda Dip Karpaz açıklarında bölgeyi taramaya devam etmektedirler. Meteoroloji dairesinden tabii ki aldığımız bilgiye göre akşam saatlerine kadar kuzeydoğulu esmeye devam edecek rüzgar. Saat 18'den sonra güneybatıya dönmesi bekleniyor. Tabii ki yarın gün boyu da kuzeydoğulu rüzgarlar bekleniyor. Ancak bu rüzgarın şiddetinin yarın bugünkünden daha düşük olacağı bilgisini elde ettik meteoroloji dairemizden. Yarın yani 4 Eylül 18'den sonra ise 3 gün boyunca güneybatılı rüzgarlar bekleniyor. Sayın Amcaoğlu, bu durumda şu anda bölgemizi tehdit eden çok büyük bir durum yok diyebiliriz. Evet. Sadece sizin de dediğiniz gibi Tatlısu bölgesinde, Tatlısu'nun 2 mil açığında bir ihbar aldınız. İHA'ların çalışması alınan... Evet, dinliyorum daha sizi. Daha önce de alınan ihbarlar vardı İHA tarafından. Bunun önemli bir bölümünde bir şeye rastlanmadı yani. Dolayısıyla bunun da ilerleyen saatlerde bilgisini alacağı yerinden gözlem sonrasında. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti ile de tabii ki çok yakın istişarelerimiz devam etmekte. Nene Hatun ve Seyit Onbaşı gemileri de bölgeye intikal etmişlerdir.
İskenderun açıklarındadırlar. Gerek Türkiye kıyılarında, gerek bizim kıyılarımızda bir ihtiyaç olması halinde de hemen hızlı şekilde olay yerine intikal edeceklerdir. Yani şu anda bölgeye ulaştıkları bilgisi verilmiştir bize İskenderun açıklarına. Nene Hatun ve Seyit Onbaşı gemilerini. Sayın Amcaoğlu, İskenderun bölgesinde de tabii ki petrol sızıntısının tehlike yarattığını biliyoruz. Bu durumda gemiler rüzgarın seyrine göre ve İHA'ların yapmış olduğu taramalara göre hem ülkemiz sınırlarında hem de Türkiye açıklarında çalışmalarını sürdürecek diyebiliriz. Bu konuda Türkiye yetkilileriyle durum istişaresi şu an itibariyle tabii ki yapıyorsunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Şimdi bu gemiler İstanbul ve Çanakkale'deydi. Hemen bölgeye intikal ettirildi ve bugün ulaştılar. Dolayısıyla ihtiyaç halinde Türkiye kıyılarında ihtiyaç duyulursa hemen oraya anında, bizde ihtiyaç duyulursa hemen bizim sahillerimize yönlendirilecek. Orada hazır bekliyorlar. Ama şu anda o iki gemiye ihtiyaç olabilecek bir durum söz konusu değil. Tabii Karpaz bölgesinde temizlik, olası herhangi bir durum karşısında temizlik yapılması için çalışmalar sürüyor. Orada ekipler konuşlanmış durumda. Fakat evet, yani rüzgarın seyrinin değişmesiyle Girne kıyılarına durumun dönmesi söz konusu olursa o bölgede şu an için yapılan herhangi bir hazırlık var mı? Yoksa duruma göre güzergah değiştirilecek mi? İşte orada İHA'lar tarafından taramayı gerçekleştirdik. Bir sıkıntı bulunup bulunmadığının tespiti için İHA'ları o bölgeye yönlendirdik zaten sabahleyin. Evet. Dolayısıyla bir sıkıntı tespit edilmediği, bir şüpheli durum tespit edilse en azından elimizdeki romörkörlerden bir kısmının o bölgeye intikalini sağlayacaktık. Ama şu anda gerek yok. Şu anda herkes tabii ki teyakkuz halindedir. Tedbiri elden bırakmamak gerekir. Yerel yönetimlerimizle ilgili kuruluşlarımızla, Kıbrıs Türk Mimar Mühendisleri Odamızın katkılarıyla her kesimle istişare halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda bu tehlikeye atlatırız. Sayın Amcaoğlu, tabii bu konu hakkında konuşulacak aslında çok şey var. Çünkü kıyılarımıza petrol sızıntısının ulaşması durumu şu an itibariyle yok. Önlemler tamamen alınıyor. Fakat deniz dibine çöken bir durum da söz konusu. İlerleyen zamanlarda tabii ki bunun yaratacağı çevre kirliliği de zaman aşımında gösterilecek. Bunun için de tabii ki ilerleyen günlerde çeşitli çalışmalarınız olacaktır. Daha sonra bu konuları sizinle görüşmeyi diliyoruz. Yayınımızı noktalayalım. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Tabii burada bizim görevimiz elimizdeki imkanları en iyi şekilde koordine ve organize etmek. Şimdi tüm tedbirleri aldık kelimesini çok doğru bulmuyorum ben. Tüm tedbirleri, yani elimizdeki imkanlara göre tüm tedbirleri aldık. Dolayısıyla en etkili, en verimli şekilde elimizdeki imkanları kullanmak için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Sayın Amcaoğlu, çok teşekkür ederim size. Kolay gelsin diyelim. En kısa sürede petrol sızıntısının bertaraf edilmesini diliyoruz tüm bölge için. Kolay gelsin sizlere. Teşekkürler, iyi yayınlar. Evet Sayın Seyirciler, Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komite Başkanı Hüseyin Amcaoğlu son bilgileri paylaştı bize. Petrol sızıntısına ilişkin yapılan çalışmaları, İHA'ların taramalarını gerçekleştirdiğini ve bölgede herhangi bir sorunun olmadığını, sadece Tatlısı bölgesinde İHA'larla yapılan taramada bir bulguya rastlandığını, oraya da geminin gönderildiğini aktardı bizlere Sayın Seyirciler. Rüzgarın ise yarın etkisini daha az göstereceğini söyledi bizlere. Evet, devam ediyoruz bültenimize. Bafra'ya dönelim. Bafra'da ise bugün yangın vardı Sayın Seyirciler. Bafra'nın kuzeybatı kısmındaki arazide bu sabah yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre yaklaşık 100 dönümlük alan içerisinde bulunan çeşitli ağaç, makilik alan ve bir kısım balya yanarak zarar gördü. Bafra bölgesinde saat 10 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına polis, itfaiye, orman dairesi ekipleri, bölge halkı traktörlerle ve Mehmetçik Belediyesi'ne ait iş makineleri ve su tankerleriyle müdahale etti. Thank you.
Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre yangın çevre emniyeti sağlanarak kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre yaklaşık 100 dönümlük alan içerisinde bulunan harnup, yabani zeytin, ardıç ağaçları, makilik alanla balyalar yanarak zarar gördü. Söndürme ve soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yeniden petrol sızıntısına dönelim. Akdeniz'de çevre felaketine neden olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyılarını da tehdit eden Suriye kaynaklı petrol sızıntısı Türkiye'nin de temel gündemi arasında yer almaya devam ediyor sayın seyirciler. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu, kirliliğin gerek Türkiye gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyılarına ulaşmaması için gereken tüm tedbirlerin alındığını, teyakkuz durumunun devam ettiğini söyledi. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Maldivler Cumhuriyeti Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı arasında hava hizmetleri anlaşması imzalandı. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu imza töreninin ardından gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Kara İsmailoğlu, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin soruya karşılık tehlike kontrol altında ve bütün tedbirlerimizi aldık dedi. Suriye'de Baniyas ilindeki elektrik santralinde bulunan Fuel Oil depolama tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklanan petrol kirliliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyılarına zarar vermemesi için bakanlığın teyakkuza geçildiğini kaydeden Kara İsmailoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye sınırlarına ulaşmış herhangi bir kirliliğin bulunmadığını vurguladı. Bütün tedbirlerimizi aldık. Römörkörlerimiz, teknelerimiz ve kirlilikle mücadele gemilerimiz bölgede. Özellikle bu sabah itibariyle de 13 tır kirlilikle mücadele araçlarımız, ekipmanlarımız, malzemelerimiz İskenderun'a ulaştılar. Çepeçevre sınırlarımızı çevirdik kirliliğin ülkemize ulaşmaması için. Kara İsmailoğlu kirlilik konusunda Türkiye'nin tecrübesine değinerek bütün ekiplerimiz, arkadaşlarımız orada. Şu an için tehlike kontrol altında ve bütün tedbirlerimizi aldık dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Amerikalı Senatör Bob Menendez'in amacının son Kıbrıs Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrıldığını görmek olduğuna yönelik sözlerini değerlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta barışın teminatı olmaya devam edeceğini kaydeden Çelik, Menendez, Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrıldığını görmeyecek, göremeyecek, yanlış bir hayal kuruyor ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerikalı Senatör Bob Menendez'in Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada amacının son Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrıldığını görmek olduğuna yönelik sözlerinin sorulması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ta barışın teminatı olmaya devam edeceğini kaydetti. Bob Menendez Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrıldığını görmeyecek, göremeyecek. Yanlış bir hayal kuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri orada barışın teminatıdır. Orada boş yere bulunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barış harekatı çerçevesinde oraya niçin çıktığını, bugün orada varlığının ne anlama geldiğini herkes, bütün dünya çok iyi biliyor. Durduk yere Türk Silahlı Kuvvetleri buradan çekilsin demek, Rumlar Kıbrıs'ı işgal etsin demektir. Eski EOKA gibi katliam örgütleri yeniden ortaya çıksın demektir. Yapılan bir futbol maçında ya da basit bir ziyarette bile Rum kesiminde insanların şiddete maruz kaldığına dikkati çeken Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta barışın teminatı olmaya, Kıbrıs davasının korunmasına katkı sağlamaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rumlar tarafından uçağının düşürülmesi sonucu 1964'te şehit edilen pilot yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmetle andı. Altun'un paylaştığı videoda Topel'in adını taşıyan caddeler, parklar, okullar ve hastanelerin Türk milletinin yüzbaşı Topel'e duyduğu sonsuz saygının göstergesi olduğu vurgulandı. Onun adı her yerde, caddelerde,
parklarda, okullarda. Cengiz Topel. Peki onun kim olduğunu biliyor muyuz? Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uçuş sırasında Rumlar tarafından uçağının düşürülmesi sonucu 1964'te şehit edilen Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi pilot yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmet ve minnetle andı. Altun Twitter hesabından Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Cengiz Topel'e ilişkin hazırladığı videoyu paylaştı. Ulaştıklarında Cengiz Topel atışını yaptı ve yükseldi. Yüzbaşı hedefi vurmayı başarmıştı. Açılan uçak savar ateşi sonucu Cengiz Topel'in jeti yara aldı. Son anda paraşütle atlamayı başarmıştı. Videoda 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla adadaki Türk halkına uygulanan zulüm ve baskının arttığına dikkat çekilerek Rum çemberi içerisinde sıkışıp kalan Türklerin tek umudunun Türkiye'den gelecek yardım olduğu belirtildi. Cengiz Topel liderliğindeki kolun Eskişehir'den havalanarak Erenköy'e ulaştığı aktarılan videoda Topel'in uçağının isabetli atışını yaptıktan sonra yükselirken açılan ateş sonucu yara aldığı kaydedildi. Son anda paraşütle atlayan Topel'in Rumlar tarafından esir alındığı ifade edilen videoda korkunç işkencelere maruz kalan Topel'in hayatını kaybettiği anlatıldı. Videoda Topel'in adını taşıyan bütün caddeler, parklar, okullar ve hastanelerin Türk milletinin yüzbaşı Topel'e duyduğu sonsuz saygının göstergesi olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gitti. Sayın seyirciler, Ankara'ya varışının ardından Kastamonu'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Tatar ilk durak olarak Kastamonu'da sel afetinin yaşandığı bölgeyi ziyaret ediyor. Tatar Ankara, Konya ve Kütahya'da da temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar'la birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gitti. Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'ya varışının ardından ilk olarak Kastamonu'ya hareket etti. Tatar, sel afetinin yaşandığı bölgeyi ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'deki temasları çerçevesinde 7 Eylül'e kadar Ankara, Konya ve Kütahya'da düzenlenecek olan etkinliklere katılacak, Kıbrıs gazileri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelecek, Kıbrıs konusuyla ilgili konferans verecek. Tatar'ın temaslarını tamamlamasının ardından 8 Eylül Çarşamba günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönmesi bekleniyor. Evet, gün ortasına Covid'de son durumla devam edelim sayın seyirciler. Öncelikle ülkemizde son duruma bakalım. Sağlık Bakanlığı ülkemizde son 24 saatte 6043 test yapıldığını, 131'i yerel, 148 pozitif vakaya rastlandığını, 234 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında 3 kişinin yurt dışından hava yoluyla ülkeye geldiği, 14 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temasları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında tutuldukları, 131 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi. Açıklamada yerel vakaların 46'sının Lefkoşa, 32'sinin Girne, 42'sinin Gazimoza, 6'sının İskele, 2'sinin Güzelyurt, 3'ünün ise Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi. Güney Kıbrıs ve Türkiye'ye bakalım. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 235, Türkiye'de ise 23.496 yeni vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte COVID-19 kaynaklı bir ölüm vakası daha kayda geçerken yapılan 52.758 test sonucunda 235 yeni vaka saptandı. Güney'de ölenlerin sayısı 508'e, vaka sayısı da 114.366'ya yükseldi. Hastanelerde halen tedavisi süren 134 hastadan 45'inin durumunun ciddi, 19'unun ise entübe olduğu kaydedildi. Hastaların %79.1'inin de aşısız olduğu açıklandı. Türkiye'de ise son 24 saatte 305.047 COVID-19 testi yapıldı. 23.496 kişinin testi pozitif çıktı. 283 kişi ise hayatını kaybetti. Kıbrıs Türk Sanayi Odası özel sektörün tek beklentisinin sosyal sigorta prim desteğinin devam etmesi olduğunu belirtti.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümet sigorta prim destek ödemelerini yapma noktasında bir irade ortaya koymaya davet edildi. Açıklamada, hükümetlerin az da olsa desteği olmadan hep birlikte ayakta kalmanın mümkün olmadığı görüşü ortaya koyuldu. Hükümetin bu ödeneğin kaldırılmaması ya da ayrıma gitmemesi istenen açıklamada, bu yükü hep birlikte omuzlamalı, ülkemizi kamu özel bir bütün olarak geleceğe taşımalıyız denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunda etkisini gösteren Ida kasırgasının neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu en az 45 kişinin öldüğü bildirildi. Ülkenin güneyinde Louisiana eyaletinden sonra kuzeydoğu yakasında da etkili olan Ida kasırgası New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerinde şiddetli yağışa neden oldu. New York'ta sel ve su baskınlarında 13 kişi hayatını kaybederken New Jersey'de ölenlerin sayısı da 23'ü geçti. New Jersey valisi Phil Murphy ölenlerin çoğunun araçlarında sele kapılanlar olduğunu söyledi. Sellerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artmasından da endişe ediliyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun acil durum ilan ettiği kentte metro istasyonlarını su basmış, çok sayıda kişi istasyonlarda mahsur kalmıştı. New Jersey'nin güneyinde oluşan hortum evlerin çatılarında hasara neden olmuş, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde bir otoyol sular altında kalmıştı. New Jersey'de ise Newark Havalimanı'nı şiddetli yağış nedeniyle su basmış ve çok sayıda uçuş iptal edilmişti. New York, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 200 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenmişti. İsrail'de Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayıları artarken Tel Aviv yönetimi 3. doz aşısıyla salgının önünü almaya çalışıyor. Ülkede günlük vaka sayısı dün 11 bini aşarak salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de COVID-19 salgını aşılama sayesinde Haziran ayı başında büyük ölçüde kontrol altına alınmış ve birçok kısıtlama kaldırılmıştı. Öyle ki Haziran ayı başında günlük vaka sayıları 20'nin altına düşmüş, aktif vaka sayısı da 200'e kadar gerilemişti. Bu sayede ülkede 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da ise kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bile kaldırılmıştı. Günlük vakalardaki düşüş nedeniyle birçok hastane COVID-19 yoğun bakım ünitelerini kapatırken ülkede hayat büyük ölçüde normale dönmüştü. Ancak ilk kez Hindistan'da tespit edilen ve dünyada hızla yayılan Delta varyantı İsrail'de de salgının gidişatını olumsuz etkiledi. Vakalardaki yükseliş nedeniyle 24 Haziran'dan itibaren kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulanmaya başlandı, kısıtlamaların bazıları tekrar yürürlüğe sokuldu. Ülkede günlük vaka sayısı dün 11 bini aşarak salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Salgının yeniden artışa geçmesi nedeniyle sağlık sektörü üzerindeki yük de tekrar artmaya başladı. Batı Kudüs'teki en büyük hastanelerden biri olan Şarezedek'te daha önce kapatılan COVID-19 yoğun bakım ünitesi vakalardaki artış nedeniyle yeniden açıldı. Hastanenin yaklaşık 120 yatak kapasitesine sahip COVID-19 yoğun bakım ünitesinde ağır durumda 30 hasta bulunuyor. Ağır hastaların büyük çoğunluğunu ise aşısızlar oluşturuyor. Sağlık çalışanları tüm dünyada olduğu gibi bu hastanede de hastaları hayatta tutabilmek ve iyileştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu kez İsrail-Filistin'e devam edelim. İsrail askerlerinin Gazze şeridine 15 yıldır uygulanan ablukaya karşı sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere bir kez daha plastik mermilerin yanında gerçek mermiyle müdahale etti. Açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Filistinli onlarca genç Gazze'nin doğu sınırında bir araya gelerek İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı protesto etti. Sınırda meşaleler yakan gençler ayrıca araç lastiklerini ateşe verdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail askerleri Filistinli gençlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Olaylarda Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya mülteci kampından 26 yaşındaki Ahmet Mustafa Salih hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. Göstericilerden 5'i gerçek mermiyle yaralanırken 10 kişinin ise şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu veya farklı şekillerde yaralandığı aktarıldı. Gece Kargaşa Birimi adı altında 6 gündür bir araya gelen Filistinli gençler, İsrail'in 15 yıldır devam eden ablukasını protesto için geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atarak Yahudi yerleşimleri ve İsrail askerlerini rahatsız etmeyi amaçlıyor. Gün ortasına yansıyan gelişmeleri paylaştık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.